Tane mısıra geçen yıl %5'lik bir artış verilince mısır üretiminde düşme oluşmuştu. Burada da ağaçlık mısır dediğimiz hayvan yem olan mısır şu anda hasatı bölgemizde başladı. Tanelik mısır, yemlik mısır olarak üretilen mısırda da üretici benim buraya yaptığım masrafı şu anda alamıyorum diyor. O anlamda sıkıntı var. Yem fiyatlarının süt yeminde artmasına rağmen bölgemizde üretim yapan yemlik mısır üreticileri bekledikleri fiyatta ürünlerini satamıyorlar. Bu dengesizlik gelecek yıl mısır üretiminin daha düşük olmasına neden oluyor. Böylece bu kez de mısır fiyatları artıyor. Bunda bir planlama eksikliği var. Şu anda hasat yapılan bir tarladayız. Şu fiyatlar nasıl oluştu bu yıl? Sayın Vekilim, görmüş olduğumuz yine hayvanlarımız için kaba yem tabiri gibi geçiyor. Ve Hacı Süleyman Demirtaş hem bizim zamımızın birbirimizin birbirimizin hem de arka tarafta işletmekte olan bir abimiz. Şimdi Hacı Süleyman Demirbaş bu görmüş olduğunuz tarlaları ekmiş. Ne için ekti Sayın Vekilim? Hem de hayvanlarla hava yemini temizlemek için. Evet. Ama şimdi Sayın Vekilim şu görmüş olduğunuz ürün geçen sene yine tarlada 1000 hatta son zamanlarda Sayın Vekilim 850 TL'ye kadar indi. Şimdi geçen seneki fiyat örnek veriyorum Sayın Vekilim bir torba gübre diyelim ki 2 lirayken bu sene 4 lira 5 oldu Sayın Vekilim. Bir damlamanın toplamı 3 lirayken örnek veriyorum bugün için 5-6 lira oldu. Bugün tarla süren ekipmanı varsa Allah'tan zarar var. Ekipmanı yoksa benim senin onun kıraklarını tutuyor, kiralıyor. Orayı sürdürürken örnek veriyorum mazot 20 TL iken bugün mazot 45-46 TL. Şimdi bu çiftçi, bu üretici bu ürünü üretip de ondan sonra ahırına işletip döküp de nasıl para kazanır Sayın Vekilim? Bir, şu görmüş olduğunuz mısır Sayın Vekilim bakar mısınız? Dişlerine bak, gelişmesine bir bakın. Oya bakın. 4 metre, 75 yükselmiş. Ve bu hep gübreyle, suyla, İlaçla, ilaçla. emekli olan bir şey, evet. Şimdi Allah'tan Hacı Süleyman Demirbaş kardeşinizin işletmesi var. İşletmesine yapıyor bunu. Diyelim ki Hacı Süleyman Demirbaş'ın işletmesi yok. Bunu böyle ticaret yapabilmek için vallahi billahi külli yazara alıcısı yok. Alıcısı yok. Zarar ya. Zarar. Ama bu ovada, pazarı yok. Bu ovada ekmiş adamlar. Ova komple şey hepsi var. Adamlar kuruk niye verdiler ya? O kadar hayvancılar da alamadılar. Bedava fiyat. Ektiğinin fiyatı zararlı ya. Hayvan cemde alınıyor. Sütten para kazanılmıyor. Bizim geçtiğimiz aylarda sütümüz 15-80 liraya da süt satıyordu. Bugün için satıyordu 14 liraya süt satıyor. Soğutulmuş süt. Sıcak süt 12 lira. Geçtiğimiz hafta yeme zam geldi. Ve hala da şu anda da sütte alımda tehdit var. Fabrikalar diyor ki biz fazla sütü yani ürettiğin fazlasını almayacağız diyor. 2,5 kadar süt üretiyoruz. 3 para çıkıyoruz. Güvede kendi nüvemizle üretiyoruz. Biz geçiriyoruz. Şimdi biz fazla sütü ne yapacağız? Sütü üretiyoruz, para etmiyor. Yem alıyoruz, yeme zam geliyor. Sütü niye üretiyoruz? Kaba yemimizi biz kendimiz yetiştirdiğimiz halde yoncamızı, sımacımızı, samanımızı biz kendimiz yetiştiriyoruz. Arazimiz var, ekipmanımız, her şeyimiz var. Biz aile işletmesiyiz. Bizim her şeyimiz var. Şu anda biz zararla gidiyoruz. Bunun hepsini hazır alan bir işletmeci acaba nasıl ayakta duruyor? Ben onu merak ediyorum. Bitti bitti durma. Yani bu hayvanlar kesilirse, bu üretim durdurulursa bu ülkede sürekli bizi ithalattan mı geçireceğiz? Bak kooperatifleşme. Olmayınca olmaz vekili. Kooperatifleşme gazı bırak çiftçiyi kimler? Bu bir gerçek yani. Milletin tavuğunda, cülüğünde, cülüğünde. Kocaman bir hükümet yapacağı işte bu. Çiftçi ekecek, zarar edecek. Başka bir şey yok. Arpalar, buğdayla yani şu yok, anda şeyde ofislerde, yerde gömülü. Bak gömülü. Bugün arpaya, buğdaya zam gelmesi ne demek? Biz bunu anlayamıyoruz. Kimler taraz yani cebini dolduruyor burada? Merak ediyorum bunu ben. Her şey şirket. Versene sen, çarsana şey, silolardaki arpaları, buğdayları. Geçen yılın arpası. Geçen yılın arpası şu an bitleniyor şeyde, çukurda. Ve dışarıdan biz arpa, buğday ithal ediyoruz. Ya. Bu nasıl bir Müslüman ülkesi, nasıl bir yönetim? Bu
şeydeki konaklının orada... Evet, oradaki toprak altında gömülü buğdaylar... Duruyor mu? Bunlar ispatlı, hepsi duruyor vekilim. Ve bu hafta bak, bir hafta 10 gündür daha hasattan yeni çıktık, biz buğdaya zam geliyor. Bu ne kopuk bir düzen. Buğdayın içerisindeki buğday şunlar duruyor da. Sayın vekilim, yaz bir hafta değil mi? Tüketici de, üretici de vallahi karışan. Bakın şu an biz bunu satmak isteyen, yapmak isteyen çiftçiler pekti. Sayın vekilim, inanın bir haftadır telefonla tutuyor. Başkanım kaç arıyorsunuz? Başkanım benim malım tarlada kaldı. Bu ölüyü kaldırıp size yalvarıyorum diyor. Sayın vekilim, ben bunu yine geçen seneki fiyattan 1000-1100 liradan alırsam, ki maliyetler dedim ya 4'e 5'e katladı sayın vekilim bu sene 2024 yılında. Ben şimdi bunu yine 1000-1100 lira teklif verirken vallahi utanıyorum. Ve biz bu sene fiyat veremedik. Doğru mu Süleyman? Enerjiye sadece %40 zam geldi vekilim. Şu geçtiğimiz 2 ay içerisinde. İşte ne olacak sayın vekilim? Yani. Şu an bu para etmiyor. Sadece Thomas, yani ipin neresinden tutarsan oradan bozuk. 100 liralık ödediğimiz elektrik faturaları 140 lira ödedi. Aylık. Sınaştan mı olur? 100 liralık elektrik zam ne demek? Patates yüresi ya, patatesden de sonra. Patates bitik. Patates ayrı. Patates ayrı bir şey. O da daha kötü. O da şu anda patates. Bölgede hasat dönemi gelmesine rağmen talep olmadığı için mısır sıracıyla ilgili hasat da ağır gidiyor. Bölgenin neredeyse çevremizin her tarafta mısır tarlada ve bu bugüne kadar biçilmiş olması gerekirken biçilmediği için de doğal olarak her yerde bunlar bir de yalnız bir hayvan yem. Yani bu yemlik olarak bu kadar güzel de gelişmiş ama şu anda talep olmadığı için süt fiyatındaki düşme bu işi yapanların bu ürünü almasının da önünü kesiyor. Tabii çünkü şeyi engelliyor. Üreticide para yok. Para olmayınca stok yapamıyor. Geçen dönemlerde bunları alır, yıllık stoklardı. Bu yıl tallaya da uğrayan yok. Bütün ürünler tallada yok fiyatına satılıyor. Ve kime dokunsak günah işitiyor.